Mucizevi canlar, İstanbul'dan, Boğaz'ın muhteşem enerjisinden herkese selamlar. Şöyle buradan enerji aksın, mucizeler aksın. Hepimiz birer mucizeyiz. Bunu artık hatırlamamız dileğiyle. Canlar, hepimizin zihni var ve deriz ki biz, zihin sadece ve sadece bir hesap makinesidir. Yani zihnimiz şu şekilde bizim yaratılmış. Geçmiş deneyimlerimize göre, öğrendiklerimize göre, koşullamalarımıza göre, bakış açılarımıza göre hesaplamalar yapar ve çıkarımlarda bulunur. Mantık yürütür. Yani biriyle ilişkiniz olur, aldatılırsınız. Zihin der ki bir daha ilişkin olmasın, aldatılma diye. Hesaplamalar ve çıkarımlarda bulunur. Yani zihin sadece ve sadece bir hesap makinesidir, gereklidir. Evet, bu realitede var olabilmemiz için zihnimiz gerekiyordur. Okey, ama canlar, biz zihnin çok çok ötesinde olan sonsuz varlıklarız. Artık bunu alıp kabul etmeniz için neler mümkün diyorum canlar. Çünkü o kadar muazzam varlıklarız ki biz her zaman her şeyi biliriz. Aslında enerji olarak o sonsuz potansiyel, sonsuz kaynak bizim içimizde olduğu için canlar, hepimiz her zaman her şeyi biliriz. Sadece bunu fark etmediğimiz zaman zihinle, çıkarımlarla, hesaplarla, mantıkla, başkalarıyla kıyasla, ki zihin kıyas yapar, kıyaslamalarla, birbiriyle çarpıştırmalarla çıkarımlara varıp kendimize yollar çiziyoruz. Çoğunlukla da bu yollar bizim hayatımızda o olmak istediğimiz mucizevi alana geçiş yapmamızı sağlayan, o alanları açan yollar olmuyor canlar. Ne zaman? Zihinle gittiğimizde. Ama bizim sonsuz varlık olduğumuzu hatırlayıp, her zaman her şeyi bildiğimizi, içimizde o sonsuz potansiyellerimiz olduğunu hatırlayıp hareket ettiğimizde, o zaman tüm yaşamımız değişiyor canlar. İşte buna biz enerjiyi takip etmek diyoruz. Hani böyle yaşamışsınızdır, yani bunu çok böyle anlatmaya çalışıyorum hep, ya nasıl enerjiyi takip edeceğiz, nasıl enerjiyi takip edeceğiz, zihinden mi geliyor, egodan mı geliyor, enerji mi nedir diye yaşamışsınızdır. Yani böyle heyecan duyarsınız, akar enerji, böyle bir anda karar verirsiniz ve seçersiniz. Yani böyle düşünmeden, hesap yapmadan, kitap yapmadan ve çoğunlukla da bu tip seçimlerinizden muazzam katkılar almışsınızdır canlar. Bunu hatırlayın, o zamanları hatırlayın. Evet ya, o bir oluş halidir. O bir evrenle bir olma halidir. O bizim içimizdeki o sonsuz potansiyeli kabul etme ve onu takip etme halidir. Ve biz onu kabul ettiğimizde, sonsuz varlıklar olduğumuzu hatırladığımızda canlar, o zaman bütün evrenin kapıları açılır. O zaman sonsuz olasılıklar evreninin kapıları açılır. O zaman bambaşka bir realite açığa çıkar canlar. Ama biz bunun için adım atmamız gerekiyor. İşte bunun için de atmamız gereken adım, zihni dinlemek yerine enerjiyi takip etmek canlar. Enerjiyi takip edemeyebiliyoruz. Niye? Çünkü zihnimiz bıdır bıdır konuşuyor. Ondan sonra sesler çok fazla oluyor. Zaten bizim bütün yapmaya çalıştığımız şeyler de işte o sesleri susturmak, orayı dinginleştirmek, o kendimizi kötü hissettiğimiz alanları dönüştürebilmek. Ama hem bu, hem oraları dönüştürüp o yaptığımız uygulamalarla, hem de bir taraftan zihin yerine enerjiyi takip etmeye hayatınıza katarsanız, sonsuz varlıklar olduğunuzu hatırlarsanız eğer canlar, o zaman göreceksiniz, bütün realiteniz değişecek ve bambaşka bir realite açığa çıkacak. Bunun için neler mümkün diyorum.